Burada tez şeklinde bir tez olabileceği gibi antitez şeklinde bir tez de olabilir. Bunun ikisini de göz önünde bulundurmak gerekir. Yani bazen bir görüş ortaya koymak mümkün olduğu gibi bir karşı görüş ortaya koymak da mümkün olabilir. O yüzden bu kelamın doğasında olan bir şeydir. İlle de biz tez ortaya koyacağız diye kendimizi kısıtlamamız ya da sınırlandırmamız gerekmez. Konular belirlenirken de bu şekilde belirlenmesinde yarar vardır. Ancak burada konu belirlenirken bir şeye dikkat edilmesini ben arzu ediyorum. O da bir alandan yararlanmakla bir alana girmenin ayırt edilmesi gerekiyor. Maalesef bizim tezlerimizde de çalışmalarımızda da bunu görüyoruz. Çokça alan kayması yaşıyoruz. Yani din felsefesinin, din psikolojisinin, din sosyolojisinin alanlarına giren konuları ele alıyoruz ya da yöntem olarak onların yöntemlerini kullanmaya çalışıyoruz. Bu da bizi kelamdan nispeten uzaklaştırıyor. Uzaklaştırmaması için de kelam ilmi zihniyet olarak kitap ve sünneti esas alan bir ilimdir. Bunu bu noktadan bir kere uzaklaşmamamız gerekiyor. Halbuki din bilimleri dediğimiz, din felsefesi, din sosyolojisi bunlar pozitif ilimlerdir. Ve pozitif bir zihniyetle çalışan ilimlerdir. Çoğu zaman Kur'an ve sünneti veri olarak almayabilirler. Bugün mesela Şaban Ali Bey'in zikrettiği bir şey vardı. Allah'ın insanı ya da insanın Allah'ı ezmesi meselesi. Bakın burada din felsefecisi konumunda olan kişi Allah ile insanı adeta eşitliyor. Ve insan şunu soruyor. Ben seninle eşitsem sen niye beni eziyorsun ya da sürekli ezilen niye ben oluyorum? Şimdi kelamda böyle bir sorudan yola çıkarak tez yapılmaz. Bu mümkün değildir. Allah'ın yeri bellidir, insanın yeri bellidir.